takım oyununa hoş geldiniz. Milli aranın ardından Süper Lig heyecanıyla takım oyununda sizlerle birlikteyiz sevgili futbol severler. Takım oyununda bu akşam Reha Kapsal, Abdullah Ercan ve yeni konuğumuz Mehmet Yozgat var. Hoş geldiniz takım oyununa. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, programımıza derbiyle başlayacağız. Dev derbiyle. Futbolda gözler şüphesiz pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Derbiyi her yönüyle konuşacağız. Sıcak gelişmeleri, son dakika bilgileri sizlerle paylaşacağız. Derbide bizi neler bekliyor? Gelin başlarken birlikte bir göz atalım. İşte iki takımın sahaya çıkacağı, pazar günü saat 20'de sahaya çıkacağı dev derbinin satır başları. Maçın hakemi Volkan Bayarslan. Umarız hakemin adını sadece burada duyarız. Maç sonrasında futbolu konuşuruz. Her zamanki temennimiz. 7 maçta 14 puanla 4. sırada Beşiktaş. Fenerbahçe 6 maçta 13 puan topladı. 6. sırada Fenerbahçe bir haftayı bay geçmişti. 16 gol attı, 10 gol yedi bu 7 maçta siyah beyazlar. Fenerbahçe 6 maçta 20 gol attı, 6 gol yedi. Süper Lig'in en golcü takımı Fenerbahçe. En golcü isimler kimler? Enkudu ve Muleka 4'er gol attı Beşiktaş'ta ama Enkudu sakatlığı dolayısıyla derbide yok, bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'nin ise golcüsü 7 gol atan Valencia. Valencia aynı zamanda gol krallığında da zirvede. Peki derbide bizi neler bekliyor? Sezona çok iyi başlayan iki takımın mücadelesinde hangi taraf daha şanslı? Her yönüyle derbiyi konuşmaya başlayalım Abdullah Hocam. Derbilerin heyecanını yaşayan biri olarak sizinle başlayalım. Keyifli bir maç olacağı kesin. Golcü iki takım karşı karşıya gelecek. İyi kadrosu var iki takımın da. Neler olacağını herkes çok merak ediyor. Nasıl bir derbi bizi bekliyor sizin pencerenizden? Şimdi derbiye dair bazı notlar söyleyeyim. Çünkü bunlar önemli. Bir kere 42 bin seyirci, tek taraflı bir seyirci olacak. Bu çok önemli. Özellikle iç sahada maçın kazanılmasında Beşiktaş taraftarının ne kadar oyuna etki ettiğini biliyoruz. İkincisi, herhalde Beşiktaş kaleci konusunda rahatladı. Herkes rahatladı. Ersin de rahatladı. Orası çok önemli. Çünkü soru işaretleriyle son maçı da göz önünde bulundurarak böyle bir maça çıkması performans açısından düşündürücü olurdu. Hakeme değinmek lazım. Neden? Sebebi şu, iki takım da koşu kalitesi yüksek, yüksek sprint sayısına sahip oyuncularla oynuyorlar. Mümkün olduğu kadar küçük faulleri, çok netler tabii ki değil ama küçük faulleri es geçip oyunun biraz daha oynanmasına yönelik kararlar verirse ister istemez hakem de devre dışı kalır, oyun da güzelleşir, derbi de güzelleşir. Premier Lig kalitesi de bir yönetim istiyorsunuz hocam siz. Ben bir de şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kenar yönetimi olarak Fenerbahçe'nin oyuna daha iyi etki ettiğini düşünüyorum. Yani tabii istatistikleri bilmiyorum ama 7 haftayı değerlendirdiğimiz zaman Beşiktaş'ın kenardan asist ve skor olarak çok katkı almadığını düşünüyorum giren oyuncular konusunda. Ama hatta tam tersi, Alanya maçını düşünürsek tam tersi. Yani, negatif yönde bir katkısı oyun bozuldu oldu. Bir de öyle bir şey var. Fenerbahçe'nin tam tersi. Zaten Fener'in belli bir 11'i yok. O da ayrı bir konuşulacak konu ama Fenerbahçe'nin bench'ten oyuna sürdüğü oyuncular hem skor anlamda hem asist anlamında oyuna çok katkı yaptı. Bir de tabii bu 20 gol olayı var. Yani herhalde uzun yıllar sonra Fenerbahçe bu kadar gol baremine ulaştı diye düşünüyorum. Hatta gol rekorunu kırar mı kendisine ait diye konuşuluyor. Yani böyle bir giriş yapayım. İşte teknik anlamda oyunda neler olur. Açacağız. Biraz sonra hepsini konuşacağız. Evet. Nasıl bir Fenerbahçe olacak? Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Aspor. Sizi ağırlamak çok güzel Aspor'da. Çok sağ olun. Tam da derbiyle geldiniz. Tam da gününde geldiniz. Bu derbileri Fenerbahçe formasıyla da Galatasaray Beşiktaş formasıyla da yaşamış bir isimsiniz. Fenerbahçe sezonu iyi başladı hocam. Yani birkaç sezondur Fenerbahçe taraftarını çok mutlu etmiyordu. Geçen sezonun son bölümü hariç diyebiliriz İsmail Hoca zamanında. Ama bu sezon beklentiler zaten yüksekti Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de takım olarak, hoca olarak Jesus
bu beklentilere karşılık verebileceğinin sinyallerini verdi ilk 7 hafta itibariyle. Evet, dediğiniz gibi çok büyük bir teknik direktör geldi takım başına. Çok tecrübeli, Avrupa'da büyük başarılar imza atmış bir hoca geldi. Ve o da kendi takımını tabiri caizse kurdu. İstediği oyuncuları da aldı, istediği sistemi de oynatıyor. Ve ligin ilk maçından şu ana kadar da gördüğümüz gibi de Fenerbahçe hep önde bir baskı. Hep topa sahip olma. Oynuyor, zevk veriyor, keyif veriyor. Tabii ki taraftar da aç. Yönetim aç, futbolcular aç, bir şampiyonluk istiyor. Bu da tabii ki futbolcuları bir adım daha motive açısından bir adım daha önde veriyor. Ve futbolcular da o keyifle, o zevkle maç kazanıyorlar. Ki bu hafta yani üç büyükler arasında ilk derbi oynanacak. Bu futbolcular için ekstra bir motivasyondur. Derbi oynamak her zaman keyiflidir, her zaman zevklidir. Çünkü tempo hiçbir zaman kolay kolay düşmez. İnşallah güzel bir maç olur ki ben inanıyorum olacağını. İki takım da çok formda. Evet, Beşiktaş belki son maçta İstanbulspor karşısında bir beraberlik aldı ama iyi oynuyorlar, iyi mücadele ediyorlar. Orada da Valerian İsmail Hoca gerçekten takımından ne istediğini de iyi de veriyor. Futbolcular da bunu sahada iyi yansıtıyorlar. Kazasız, belasız, öncelikle sakatlıksız, olaysız. İnşallah hocam. Hakemlerin fazla konuşulmayan güzel bir derbi olur. İnşallah. İki takımın da oyun felsefesine baktığımızda Reha Hocam, bize kaliteli bir derbinin şifrelerini veriyor. Artıları eksileri var şüphesiz hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin ama sezona iyi başladılar tezini herhalde kabul edersiniz siz de. İyi oynayan iki takımın hangisi mesela favori, ben karar veremiyorum. Bilmiyorum sizin bir favoriniz var mı? Bir kere sizin söylediğiniz gibi iki takım da sezona son Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını saymazsak genel yapı olarak yüksek tempoyla oynayan iki tane takımdan bahsediyoruz. Yani öne doğru pres anlayışları da var. O şiddetli koşulları yapan iki takım. Şimdi maç başladığında şöyle bir düşündüğümüzde Beşiktaş kendi saha ve seyirci avantajıyla mutlaka ön alan baskısı yapacak. Fenerbahçe'nin zaten Jorge Jesus'un oturttuğu en önemli oyun prensibi ön alan presi. Aynı zamanda topun kaptırıldığı yerde her zaman söylüyorum. Bunu Beşiktaş'tan farklı yapıyorlar. Karşı pres, kontra presi. Bu şekilde oynanacak oyunda iki takım da birbirine şöyle hayal ettiğimizde oyun kurdurmak istemeyecek. Yani savunmadan topla çıkmasını iki takım da istemeyecek. Ama kapanmayacaktır hocam. Yok, hayır. Kapanarak oynamayacak. Zaten şimdi bir takımın rakibe yaptığı baskı o takımın oyun şeklinde belirler aynı zamanda futbolda. Siz rakibe ön alan baskısı yapıyorsanız en kısa yoldan golü bulmak istiyorsunuz. Rakibi özellikle ceza sahası yakın yerde veya orta sahada zafiyete uğratıp eksik kaldığında direkt golü gitmek istiyorsunuz. Ve burada savunma çeşitliliğiniz ne oluyor? Orta sahaya kadar stoperlerinizi çıkartıyorsunuz. Bir 40-50 metre alan bırakıyorsunuz. Yok. Açık alan. İşte orta sahada karşılarsanız biraz daha o geriye aslanırsınız. Kısmi pres. Daha derinlemesi ceza sahasının önüne bir pres yaparsanız da o derinlemesi pres daha oturmuş bir savunmaya hücum eder rakip. Bunun için iki takımın hücum modeli böyle olacak. İki takımın bana göre mesela konuşmaları da dinliyorum ben. İki takım da mesela bu presten işte hem birazdan Ercan çıkardı onları, görüntüleri. O zaman daha net konuşuruz. İki takım da esasen bu presi kırıldıktan sonra geçişini hesap edecek. Çünkü ikisi de orta sahaya kadar stoperlerini alan daraltıp çıkartıyor. Ve de iki takım da stoperleri atletik değil. Savunma olarak oraya özellikle savunma arkası yapılacak koşuşlar, o geçiş, özellikle topla buluşup orta sahada o geçişi sağlayacak oyuncu. Bunlar önemli. Yani evet, Fenerbahçe Ren maçı da dahil böyle pozisyonlar, işte Adana Demirspor maçı böyle pozisyonlar gördük. Açık alanda yakalandığında sıkıntı yaşadı. Beşiktaş'ta da gördük. Şimdi buradaki dediğim gibi oradaki pasla oyuna çıktığınızda orada bir geçişe hesap etmeniz gerekir. Çünkü rakibin presini kırıyorsunuz. Cüneyt. Orada çıkıyorsun orta sahaya. Eğer o pres kırıldıktan sonra alan zaman varsa orta sahaya çıkan rakibe karşı koşu oyuncuların yapacağı koşu gibi pasın da kalitesi. Bana göre maçtaki birçok tabii daha değişik aksiyonlarda da gol olabilir ama maçtaki en önemli şey iki antrenörün de hesap etmesi gereken bu iki takım da ön alan presi yaptığında o presi kırdıktan sonra o çıkış nasıl olacak? Onu nasıl
organize edecekler ve planlayacaklar. Yani tamam, Fenerbahçe alan boşaltıyor. Evet, Ren maçı da o özellikle referans alabiliriz. O zafiyet için önemli bir bana göre Beşiktaş adına Valerian İsmail'in çalıştığı konu başlığı. Ama bunu nasıl yapacak? Esas konuşmamız gereken bu. Onun için iki takımın birbirine yakın yüksek tempolarla oynadığı, çok maçın da tansiyonu yüksek olacağını düşünüyorum. Maçı hatta iki takımın da eksik oyuncuyla bitirmemesi gerekir. Çünkü iki takımda da çatışmaya müsait oyuncular var. Çatışma derken, yanlış anlamasın bizi izleyenler, iki takımda da agresif oyuncular var. Ciddi anlamda sert bir maç olacak. O atmosferde hem Beşiktaşlı oyuncular hem Fenerbahçe, o çatışmada ister iseniz o dili konuşursunuz. Sağ içinde oyuncular o oynanan karşı rakibin diline mutlaka karşılık vermesi gerekir. Burada bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle Beşiktaş tespitiniz var. 3 kırmızı kart gördü bu sezon daha 7 maçta hocam. Sert oynayan oyuncular var. Muhtemel 11'ler hazırsa kalkalım. Bir muhtemel 11'leri verin. Onun üzerinden de konuşalım. Nasıl bir Beşiktaş, nasıl bir Fenerbahçe olacak sahada? Hemen ekranlara taşıyalım. İki takımın muhtemel 11'lerini. Beşiktaş'ın kalesinde Ersin Nesanoğlu'nun oynamasını bekliyoruz. Ersin'le sözleşmede yenilenecek. Hafta içi onun haberini paylaşmıştık. Rozier, Talha, Saiz, Masuaku Beşiktaş'ın defans dörtlüsünü oluşturacak. Onların önünde Josef'in oynamasını düşünüyoruz. Muleka, Salih, Jason Fernandez ve Redmond, Enkudu'nun olmadığını belirtmiştik. Ve Weghorst, forveti, santraforu Beşiktaş'ın sahaya da 4-1 şeklinde dizilmesini bekliyoruz. Hemen Fenerbahçe'ye de bakalım. Dizilişler doğru mu ya da kadro doğru mu, yorumcularımızla konuşacağız. Altay olacak Fenerbahçe'nin kalesinde. Beşiktaş derbisinde Ferdi, Gustavo, Zalaia-Lioski savunmasını bekliyoruz Fenerbahçe'de. Onların önünde Arao forma giyebilir Sarı Lacivertli takımda. İrfan Can, Crespo, Lincoln ve ileride Michy Batshuayi ve Valencia. Hemen Fenerbahçe'nin dizilişi de ekranlarınıza yansıyor. Üç büyük takımda da oynadınız. İlginç bir konuyla Batshuayi ile başlayalım. Neler hisseder, neler yapar Abdullah Hocam, ne dersiniz? Eski takımına karşı yeni takımıyla oynamak nasıl bir duygudur? Ya şimdi tabii bu bence antrenör tercihi çok önemlidir. Genellikle oynatırlar. Aslında Batshuayi Beşiktaş'tan öyle kötü de ayrılmadı biliyorsun. Tercih edilmedi. Evet. Tabii şimdi oynayacak mı acaba? Bir de öyle bir şey var. Tercih yani bizim muhtemelimiz de var. Muhabirimizin getirdiği bilgi. Orada João Pedro da var biliyorsun. Rossi var. Rossi var kenarda. Yani hazırlık maçları dahil hep Rossi'yi oynattı. Santrofor arkası hep oynattı. Hem arkada direkt hem çizgilerde oynattı. Tabii. Ya şöyle... Tabii bir motivedir. Eski takımına da karşı oynayacak ama özellikle böyle profesyonel oyuncularda bence bu düşünce çok geçerli olmuyor. Mühim olan maçta ne yapacağım onu düşünüyor. Ben Batshuayi'nin de iyi oynarsa iyi oynayabileceğini, çünkü en büyük eleştiri biliyorsun gol atamıyor diye eleştiriliyordu. Attığı gol sayısı zannedersem 14. 12 mi 14? 14. 14 tane yani. Yalnız bunların ama içerisinde katkıları... hocam derbi maçları, Şampiyonlar Ligi maçları ve Süper Kupa finali yok 14 golü. Yani büyük maçlarda yok diyorsun. Veri paylaşıyorum sadece maç. Hocam. Yarınki de büyük maç. Batshuayi'ye bunu sorsak der ki her şeyin bir ilki var. Mutlaka. Ama şimdi o da öyle der. Hocam Batshuayi şimdi milli takıma da gitti. Orada da oynadı, attı, attırdı. Yaptırdı. Hani bir form yükseliyor yavaş yavaş. Moral motivasyonu, moral motivasyonu iyi döndü. Yüksek. Şimdi eski takıma karşı oynayacak. Tabii. Onun bir hırsı var. İnönü'de oynayacak. Onun bir hırsı var. O yüzden de Batshuayi yani bir patlama yapabilir bu maçta. Ben Batshuayi'nin oynadığı oyunda bir sorun görmüyorum zaten. Millet ne görüyor bilmiyorum ama. Oynadığı oyunda yok da kaçırdıklarıyla çok bitiriciliğinde oldu. Evet. Yani çok attı ama kaçırdığı. Golle başladı fazla. Fener'de. Evet. Fener. Değil mi hocam? Bir doğru. Bir şey var. Golle başladı. Ren maçında da 0-0'ken de gol kaçırdı. Ya bir de öyle var tabii. Çok doğru, net bir de o var. İlginç bir oyuncu Batshuayi. Eksiklere de bakalım isterseniz, hem Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe'nin bir yandan da onlar gelsin. 11'i nasıl buldunuz? Mehmet Hocam ne dersiniz? İki takımın 11'ine yani, şöyle bir baktığınızda. Beşiktaş klasik her zamanki gibi 4-3-3 sistemiyle oynuyor. Sezon başlarken 5'li oynamaya çalıştılar ama
tam tutturamadı hoca. Hı hı. Ve dörtlüye döndü tekrardan defansta. İşte burada Gezzal biliyorsunuz sakatlanmıştı. Son haftalardan tamamen da çıkmaya başlamış. Bu takım maçta oynar mı? Başladı. Oynamayacağı yönünde gelen haberler. Oynar mı işte o soru işareti. Çünkü iyi bir Gezzal. Enkudu kesin yok. Enkudu sakatlığı var. Redmond'da bir elinden biliyorsunuz operasyon evet. geçirdi ama biz kadroya koyduk oynama yani ihtimali Redmond yüksek oldu. Oynar çünkü Enkudu'da olmayınca. Sakat, o tam bir kanat oyuncusu yok Redmond'dan hı-hı. başka. O yüzden muhtemelen Redmond oynayacaktır. O özel bir bandajla büyük ihtimalle oynayacaktır. El sakatlığı olduğu için. Zaten Weghorst bana göre Süper Lig'in en kaliteli santraforlarından bir tanesi. Fiziğiyle, çalışkanlığıyla. Evet hani son haftalarda belki gol atamadı belki ama takım için sahada gerçekten her şey yapan bir oyuncu. Beşiktaş'ın kadrosu iyi bir kadrosu var. Fenerbahçe muhtemelen yine 3-4-3 sistemi olacaktır benim tahminim. Hani evet son maçta çift santrafor gibi oynadı ama hı-hı. genellikle Jesus hoca büyük maçlarda üçlü forvet oynatıyor. Yani tek forvet iki tane kanat oyuncularla oynatıyor. Muhtemelen bu maçta öyle oynayacaktır. Ener Valencia biliyorsunuz milli takımda, Ekvador milli takımda bir Japonya'yla maç oynadılar. Ve Japonya'da oynadılar maçı. Ki o da yorgun gelecektir geri. Onun oynayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yani bir 12-13 saatlik bir yolculuk yapacak buraya Türkiye'ye dönerken. Onun oynayacağını ben tahmin etmiyorum ama önde işte Batshuayi, kenarlarda İrfan Can Rossi oynayacaktır. Orta sahada hatta az önce hocamızla biraz konuştuk. Ben İsmail'i oynayacağını düşünüyorum. İsmail o da sezonu iyi başladı zaten. O da iyi başladı. Milli takımda ilk defa forma giydi. Müthiş oyuna gol. Girdi, golünü attı. Ya, o da çok formda ve çok yetenekli bir oyuncu. Çalışkan bir oyuncu. Defans işte defansın önünde de Arra oyun tek başına altırmada oynayacaktır. Soru işareti işte sol tarafta Alios kim oynayacak? Ferdi'yi sola çekip o sayı mı sağ tarafta oynayacak? Orası işte benim kafamda bir soru işareti var. İşte Fenerbahçe olunca hocam kombinasyonlar, permütasyonlar evet, kadro konusunda şimdi, birçok olasılık oluyor. Evet şimdi Perez de sakatlanınca esasen Perez sakatlanmasa zaman zaman mesela sezon başı dörtlüden üçlü formasyona geçti. Jorge Jesus. Bu ince ayarları çok iyi yapan, hep de burada konuştuk, o oyunun prensiplerini savunma ve hücumda iyi oturtan bir teknik adamdan bahsediyoruz. Ben tabii formasyondan daha önemli hep prensipler diyorum rakamlardan ama mesela evet Mehmet Hoca ben de katılıyorum. İsmail iyi bir oyuncu ama bu maçta böyle üçlü orta saha gibi onun yani öyle oyuna baktığını düşünmüyorum. Jorge Jesus'un daha çok dörtlüğün önünde geçiş yememek isteyecek. Geçiş yememek için 3-2-5 yani 3-4-2-1 gibi oynuyordu. Daha önce hep dile getirdiğim gibi. Şimdi aynı şekilde Aroa ve Crespo'yla da sonuçta İnönü'de oynuyorsunuz. Abdullah Hoca program başında çok güzel ifade etti onu. Genel tablo için hem 42 bin kişiye karşı oynuyorsunuz. Zaten derbilerde artık yani İstanbul'da olduğunda böyle İstanbul gibi değil resmen deplasman tabii, oldu tabii. Her kulüp için. İşin açıkçası. Şimdi burada özellikle geçiş yememek isteyecek. Çünkü Valerian İsmail bunu planlayacağını düşünüyorum. Yani özellikle alan zaman verildiğinde orta sahaya kadar az önce söyledim. Alan boşalttığında Fenerbahçe savunması çıktığında bu işte savunma arkasının sırtını kullanmak isteyecektir Valerian İsmail. Burada özellikle de rakip yarı alanda en çok top kazanan Fenerbahçeli oyuncu bir kere Crespo onu söyleyelim. Hı hı. Arkasından mesela sakat Emre Mor. Mesela oyuncu gelişimini Jorge Jesus'un ne kadar kaliteli bir antrenör olduğunu, nasıl oyuncu farklı bir profile evrildiğini, yani nasıl elini değdiğini bir antrenör olarak Emre Mor'dan da görebiliriz. Şimdi genel yapı olarak orta saha merkeze Zalai ve Gustavo'nun önünde ben ikili oynayıp Aroa ve yanında Crespo oynatacağını düşünüyorum. Yani onun düşüncesi o. Onların önünde Batshuayi oynarsa, şimdi Valencia var. İşte o programın önünde konuştuk. Mehmet Hoca da söyledi, yorgun dedi, gelir doğru Ekvator milli takımdan. Ama genelde bu yapıda Lincoln'u mesela burada kullanmaz. Zaten Lincoln'u genelde sol bek gibi kullanıyor. Yani daha çok orada atletik hızlı direkt. Çünkü pres yaptığında en kısa yolda çok çabuk oyuncularla gitmek istiyor. Ben Crespo'yu biraz daha arkada o ikiliğin geçiş yemesine 2-2 blok gibi oynatıyor onu. Alioski ve Ferdi'yi de oraya çıkartıyor öndeki altılığıyla hücum edip ben orada mutlaka arkada Lincoln'un yerine büyük olasılıkla
Rossi. Bir de ben Batshuayi Valencia'dan, yani mesela birini o Valencia'yı arkada oynatıp bir de en önemli tabii João Pedro'yu da bu kadronun içine koymak gerekir. Yani bu ilk 11'de hücum hattına João Pedro ve Rossi ile öyle kurgulayacağını düşünüyorum. Crespo'nun da Aroa'la beraber merkeze tek değil. Tek oynarsa bir takım geçiş yiyebilir. Doğru pres yapmadığı zaman. Zaten onun derdi geçiş yememek. Hep derdi. Tabii. Geldiğinden beri formasyonu o Jorge Jesus'un. Ben öyle bir diziliş olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'la ilgili genel diziliş öyle. Ben ama Muleka 4 gol atıyor, çizgide oynuyor Cüneyt. Ben her zaman söylüyorum. Muleka'yı santrafor. Yani Muleka santrafor olsaydı belki 4 maçta, hayır 7 maçta 4 gol değil. Belki 6-7 tane, 8 tane gol olabilirdi. Ha, olur olmaz. Ama Muleka, Vegos'u ne yapacaksınız Muleka, hocam? Hayır, ikili oynasınlar. İkisi birbirini tamamlar. İki tane ağır oyuncudan değil. Biri atletik, hızlı, çabuk. Bir de sırtı dönük. Çok iyi bir oyuncu, bağlantı oyuncusu. Belki Gezal geldiğinde onu deneyecektir hocam. Yani olabilir. Ya, bak Gezal, şimdi bak Gezal gelmediğinde, şimdi Gezal yok, Enkudu yok. 4-3-1-2 oynamaz mı Beşiktaş takımı? Oynar. He? 4-3-1-2 oynasın. O zaman yani hem ön alan baskısı. İşte tam ideal. Rahat rahat oynar. 4-2, 2-2 de oynar Beşiktaş takımı. Ama 4-3-1-2 diamond dediğimiz o elmas şeklinde veya biz kendimiz yani halk tabirinde kullandığımız o baklava dediğimiz o bölümde oynar. Çünkü Gezal gibi, Enkudu gibi iki tane seni tehditkar, anahtar oyuncun oynamıyor. Sen daha çok oyunun merkezinden bu oyunu kurgulayabilirsin. Yani böyle bir böyle bir orta sahayla da çıkabilir. Yani yeri geldi Muleka Vegos. Yani bu kadro bile Redmond'u çizgilerde de oynayabilir ama şimdi Enkudu orada oynayamaz ama Redmond daha teknik, daha şey. Mesela orada oynatabilirsin veya o formasyonda farklı bir orta savuncusu da oynatabilirsin. Yani onun için Beşiktaş takımı esasen Muleka'yı çizgide bu kadar yararlanamıyorsan, Redmond evet iyi bir oyuncu, kaliteli bir kumaşı var, hepimiz de tanıyoruz zaten Premier Lig'den. Yani bu şekilde 4-3-1-2 şeklinde oynayabilir. Bu kadro çıktığında da buna, yani bu esnekliği dönebilir, gösterebilir değil mi? Dönebilir. İşte bunların hepsi diyorum ya, daha böyle esneklik, tabii, teknik adamlık, Valerian İsmail, işte yani elindeki kadro Valerian İsmail, hep ligin başından beri söylüyorum. Çok farklı saha içinde Cüneyt, formasyonda sürünümleri olan, çok cephaneli olan bir hücum hattı ve formasyonu olan bir kadrosu var. Burada Valerian İsmail'in işte biraz daha esnek olması gerekir teknik adam olarak. Fenerbahçe kadrosuna getirelim. Abdullah Hocam, sizin görüşünüz nedir kadro tercihi? Ya ben Beşiktaş'ın özellikle maçın başı itibariyle bir ön alan baskısı yapacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş bunu belli bir süre yapmaya çalışıyor. 55, 60, bazen 45. Zaten oyunu, Beşiktaş'ın sıkıntısı oyunu son bölümde. Tabii. Yani orasını bir düzeltirse zaten Beşiktaş'ın oynadığı oyun keyif veriyor. Ben Rea Hoca gibi düşünüyorum. Yani dörtlünün önünde mutlaka ikili oynaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü neden? Ön alan baskısı yaptığınız zaman otomatikman savunmayı çıkarmak zorundasınız. Mesafe ne kadar açılırsa zaten savunulacak alan genişlediği için sorun oluyor. Onun için ben Crespo ile Arao'nun oynayacağını düşünüyorum. Yani İsmail bilmiyorum ama son maçta Arao'nun Crespo'nun performansını da düşünerek Arao ile Crespo'nun oynayacağını düşünüyorum. Öbür tarafları, herkes, siz Lincoln'u yazmışsınız ama ben Rossi gibi düşünüyorum. Orayı da söyleyebilirim. Ve bir şey daha ekleyeyim. Bence Batshuayi Valencia çift forvet oynatmaz. Çünkü hiç felsefeye öyle uymuyor. Yani çünkü adam, daha doğrusu özür dilerim, Jorge Jesus, orayı genel anlamda set oynayarak değil, orayı koşarak geçmeyi düşünüyor. Onun için bir ön alan baskısı yapıyor. Şimdi Beşiktaş bir ön alan baskısıyla oynayacak ama Fener buna cevap verecek. Yani şöyle düşünmesinler, işte Beşiktaş ön alan baskısı yaptı, oyunun hakimiyetini eline geçirdi. Ben öyle bir oyun görmüyorum. En azından bir süre öyle olmayacak diye düşünüyorum. İkinci bölümde de oyunu şöyle gelişeceğini düşünüyorum. Bu ön alan baskısından kurtaran takım eğer zamanlamayı, şiddeti, atanı ve koşanı iyi ayarlarsa öyle pozisyon olacağını düşünüyorum. Yani burada mesela Enkudu oynasaydı daha farklı şey söyleyebilirdim. Onu söyleyebilirdim. Ama
bir kere oyunun temposunun çok yüksek olacağı bir maç var. Hı hı. Öyle gösteriyor. Yani mecburen Fenerbahçe arkayı dörtlü oynuyor. Eğer şey olsaydı, Perez olsaydı ben kesinlikle beşli oynayacağını diyordum. 3+2'yi koyup ondan sonra 5 oyuncu istediğiniz yere koyun. Ama Batshuayi-Valencia ikilisi Jorge Jesus'u 7 hafta itibariyle sanki uymuyor gibi geliyor bana. Benim düşüncem yani. Ya bir de öyle oynamıyor. Doğru. Yani sezon mesela hazırlık maçlarına 4-1-3-2 gibi daha çok çizgi oyuncuların o üçlüde kutuda oynatıyor. İçeride evet. Zaten. Yani o oyunun omurgasında üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa 9 kişiyle hücum etmek zaten istiyor. Zaten oraya giriyor. Kenarları da beklerle oynuyor. Evet, şimdi beklerle. Mesela João Pedro yok. Büyük olasılıkla oynar João Pedro. Ross yok, o da oynar bana göre. Bak João Pedro, Batshuayi daha mantıklı yani geliyor. Yani arkada da mesela oynatacaksa farz edelim Batshuayi santraforsa Valencia'yı hafif çizgiye doğru oynatacak. Evet. João Pedro'yu ortada, sağ tarafta mesela Rossi. Crespo'yu da Aruan'ın yanına çekecek. Olabilir. Ya yani 4-2 4-2 3-1 gibi kullanacak. Yani bizim 4-1-3-2 vermişiz. Hayır, o 4-2 3-1 gibi kullanacak. O özellikle bir santrofor ve arkadaki üçlü zatenin yani oradaki tercihi genel olarak 3 tane bir kere atletizm olan koşucu oyuncu istiyor orada bak. Koşucu. João Pedro bir tek yani onun düşüncesini mesela onun farklı. O da çok klas hocam. Çok klas. O da evet. Zaten çok çok iyi oyuncu. Evet. Yani bir santrofor gibi hem arkada 10 numara profilinde çok iyi repertuarı var. Pozisyon evet. Alması, futbol bilgisi, evet. O attığı gol, bileşik özellikle koordinasyon topla beraber ilk maçında. Yani ben büyük olasılıkla yani 4-2-3-1'de bir tane João Pedro arkasında... 3 tane hem santrofor çizgilerde daha hızlı direkt kaleye gidebilen oyuncu istiyor. Çünkü niye? Pres yapıyorsanız o topu kazandığınızda atletik oyuncu direkt kaleye gitmeli. Evet, çok... En basit ilk attıkları Alanya maçındaki gol. Crespo kazandı, geri pres yaptı. Burada konuşmuştuk hocam, evet, hatırlıyor evet, musun? Valencia gelmişti. Rossi ne yaptı? Atletizm var. Bir sprint attı, şiddetli koşu, ilk golü attı. Doğru. Hatırlıyor musun? Evet. Buluştu. Yani amacı o. Genel yani oyun felsefesi bu. Tabii şunu söyleyelim. Bir de maçta bana göre iki takım da şöyle bir hayal edelim. İki takım maça başladı. İki takım da ön alan baskısı. Beşiktaş yapacak mı? Kendi saha ve seyircisi önünde yapacak. Fenerbahçe'nin oyun felsefesi mi? Evet. Zaten. Burada bana göre orta sahalar maçın kader oyuncuları olacak. İkili veya üçlü. Hem sayısal üstünlüğü iki takım antrenörü sağlamak isteyecek. Hem de aynı zamanda onların pas bir. İki tane en büyük özellik olacağını düşünüyorum. Bir preste alan açıp yani o presten kurtulup geçiş sağlamaları gerekir. İki, yüksek oynandığında o zaman kaleciler, stoperler vurduğunda dönen ikinci topları alıp çok çabuk rakip eksik kaldığında diğer kaleye yönlenen takım bana göre orta sahada bu farkı olumlu bir şekilde kendi lehine çevirecek. Yani maçta atan tutan stoperler bana göre bu maçta eğer özellikle presler çok yüksek olursa belirli dakikalara kadar orta saha oyuncuları bana göre oyunun gidişatını hem defansif hem de ofansif yönden belirleyecek oyuncular olacağını düşünüyorum. Şimdi istediğiniz görüntüler vardı. Onlar hazır hocam. Onların üzerinden anlatalım isterseniz. Buyurun. İlk görüntü geliyor. Ben aldım hoca. Ben konuştum. Hocalar da başlıyor. Aynı şekilde. Bu görüntü yani istemiştiniz. Tabii istedik. Hoca, yani burada pres bu en kısa yoldan. Hocam evet. Evet aynen. Bunları aldım. Mesela en basit. İşte hem ön alan hem geri pres. Mesela Valencia düşün. Santrofor pozisyonunda geliyor geriye. Yardımcı oluyor. Orta sahaya destek veriyor. Rossi'nin işte ondan hızlı oyuncularla oynamak istiyor. Bak Rossi'nin topsuz desteğine bakar mısın? İlk sprinti attığında orta sahaya. Hatırlıyor musun hocam? Evet. O gün konuştuk. Bak nereden? Burada Alanya'da bu sezonun kabul edelim kötü takımlarından. Hani evet. Daha iyi olmasını istediğimiz için bu kadar rahat söylüyoruz. Her zaman... Lige de kupaya da renk atan takımdır Alanyaspor. İyi başlamadılar bu sezon. Konyaspor maçında sezonun en kötü Fenerbahçe'si diyebiliriz herhalde hocam. Avrupa'da. Yani tabii Avrupa'dan döndüler galiba yanlış hatırlamıyorsam maçtan sonra. 10 kişi kaldılar. Enel Valencia kırmızı kart gördü. Ve 10 kişi yani bir kişi eksik oynamak gerçekten zor. Ki Konya gibi takıma karşı çok zor. Ve kötü oynadılar. Maçı kaybettiler. Yani futbolda bunlar var. Her zaman iyi oynayamazsınız. Bazen kötü oynayacaksınız. Sonuçta futbolcular da yorgunluk yaşayacak. O maçı öyle atlattı diyelim. Yorgunluktan dolayı kaybettiler. Bir de bir ayrıntı daha söyleyeyim Cüneyt.
çoğu kişi bilmiyorum dile getiren oldu mu ama ben duran toplardan da pozisyon olabileceğini düşünüyorum. Her iki takım lehine. Aldık hocam. Ha, aldınız şimdi mı? Aldık ha. Onları da Ercan editör. İstediniz bunları tabii, hocam. Tabii, kalkmadınız duran. O yüzden. Hayır kalkalım mı? He, tamam. Ben yani dedim şey hocalar arkadaşlar tam, hazırladı. Yani hocalar da istiyorsunuz hocam? Şey duran topları duran şimdi Abdullah topları. Hoca söyledi. Ben, akışta varsa hocam. Doğru söylüyorsun. Ercan'a yukarıda aldırdık. İki takım da öyle olumlu pozitif yönde golü var. Şöyle bir gelirse o pozisyonlar. Tamam verelim. Verelim bir tane pozisyonu hocam. Ona göre şey yapacak. Mulega'nın attığı mesela. Evet. Bu Beşiktaş'ın sizin söylediğiniz gibi doğru tespitinizde iki takımın Mulega'nın ön direği var. Başka varsa arkadaşlar veya Fenerbahçe'nin de iki takımda duran toptan bir de şey var. Etkili hocam, oyuncuları bu var. Bu tarafından tabii, bu da Fenerbahçe'nin vardı. Hocam. Tabii Fenerbahçe'nin de. Tabii Fenerbahçe'nin bir de yani Beşiktaş'ın da var. Fenerbahçe'nin Kiev maçında attığı gibi uzun taç. Taçtan var. Batu i̇şte son Batshuayi'nin attığı gol. O da geliyor hocam. Gustavo'nun arka direğe aşırttığı, şimdi attığı gol gibi bu da. Yani böyle böyle bir cephaneliği var Fenerbahçe'nin hareketli oyunda da duran topta da Beşiktaş'ın olduğu gibi. Beşiktaş'ın da duran topta ve hareketli oyunda ciddi güçlü önleri var sahada. İşte, tabii Beşiktaş... Batshuayi atıyor hocam. Fener'in 3 tane uzun stoperi var. Bir de tabii, öyle tabii. Bir avantajı var yani. Hocam onları bile bile seçmiş. Tabii. Hani biz dedik ya Kim Min-jae gitti atletik oyuncu 40-50 metre olanı savunacak hızlı bir oyuncu lazım. Mesela o daha niye özellikle istemiş? Ön alan presi yapıyor. Rakip ne yapacak? Uzun vuracak. Orada diyor ki çok yüksek oyuncularla oynayayım. İşte orta saha indirsin. Orta sahada da işte Crespo, Aroa gibi, İsmail Oynemen gibi oyuncularla kazandığımda tekrar rakip alana çıkayım. Tabii futbolcu da bakalım isterseniz. Kalecilerle başlayalım. Onların rakamlarını da getirelim ekranlara. Atan tutan. Klasik tahminle. Atan çok da. Atanları konuşuyoruz biraz tutanları da konuşalım. Ama... Bir tarafta Ersin, bir tarafta Altay. Kurtarış yüzdesi Altay'ın daha fazla. Evet. Altay da çok iyi bir sezon başlangıcı yapmadı işin gerçeği. Bazı bölümlerde, oyunun bölümlerinde maçlarda dokunuş oldu ama istenilen performansın Altay gibi ben... İyi yetenekli bir kaleci olduğunu düşünüyorum Altay'ın. Yani o da bakma sezon başı özellikle performansı yeteri seviyede değil. Ersin için de Ersin'in bence transfer dönemi, işte gidecek kalacak mı, işte sözleşme. Yani buradan sıkıntı yaşadığını genç bir kardeşimiz gayet doğal. Her genç oyuncu gibi o da yaşadığını. Şimdi kafası rahatlamıştır. Büyük olasılıkla sözleşme imzalıyor. Onun için evet. Özellikle yani Beşiktaş Kalesi'ne gelen Emre oynadığında da hemen hemen neredeyse her şut gol oldu. Özellikle ceza sahası dışından tabii geçtiğimiz sezonda da böyle bir zafiyeti var Ersin'in. Yani o ceza sahasından atılan şutlarda başlamadı. Kafa olarak da başlamadı. Net belliydi. Yani bunu Beşiktaş'ın mesela Fenerbahçe'de o şutu atacak oyunculara Beşiktaş'ın özellikle orta sahanın ikinci hattını attırmaması gerekir. Yeri geldiğinde savunma oyuncuların. Ersin'in geçtiğimiz sezonlarda da böyle bir zafiyeti var. Ceza sahası dışından vurulan toplarda. Ama Ersin'in ben daha bu olaylardan sonra sözleşme de oldu büyük olasılıkla. Daha moralli, motivasyonlu, daha güvenli oynayacağını düşünüyorum. Burada bir de en son söyleyeceğim. Geçen İstanbulspor maçından sonra Beşiktaş taraftarı maç bittikten sonra işte Ersin aleyhinde yani bir tezahüratta bulundu. Bu hoş değil, gencecik, pırıl pırılı bir oyuncu. Bütün genç oyuncularımız gibi mutlaka Beşiktaş taraftarı pazar günü oynayacak derbide Ersin'e gerekli desteği vermesi gerekir. Çünkü böyle genç oyuncular günlük motivasyonlar çok önemli, anlık motivasyonlar çok önemli. Ona verilecek destek onun güvenini arttıracaktır. Mehmet Hocam ne dersiniz kalecisi? Ben hocama katılıyorum. İki tane milli kalecimiz yani. Tabii. İkisi de iyi kaleci, genç kaleciler, yetenekli kaleciler. Hocam dediği gibi işte Ersin'in sezon başında forma şansı buldu. Ardından transfer, sözleşme derken formayı genç Emre'ye kaptırdı. Sonra tekrardan geri aldı formayı. Fakat son İstanbulspor maçında iki tane talihsiz gol idi. Ama bir laf da vardır. Hani iyi kaleci kötü gol yer diye. Onu yaşadı bence.
tekrardan muhtemelen bu maçta oynayacaktır. Mukavele uzatıldı. Kafası rahatlamıştır. O yüzden de iki takımın da iki tane güçlü kalecisi var. Ersin 3 kupalı kaleci. Abdullah Hocam çok kolay vazgeçilebilecekti bir isim değildi zaten. Şimdi insanların genç yaşında dikkat etmesi gereken bir konu Ersin kaleci. Oyuncu değil. Bir de böyle bir gerçek var. Ve yaşı ve geçen sene şampiyon olmuş takımda birinci kaleciydi. Evet. Yani bu kadar çabuk kenara bırakılacak bir kaleci değil. Hem Beşiktaş için hem Türk futbolu için. Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupası da var hocam Ersin. Kesinlikle. Artı acaba Ersin'in son haftalarda yaşadığı performans eksikliğinin tek sebebi Ersin mi? Ben daha farklı yerlerde aranması gerektiğini de düşünüyorum. İnsanlar şunu diyebilir ya İstanbulspor maçında işte adam 20-30'dan vurdu, bire frikikten vurdu. Tamam geçen sene kaleci almadınız şampiyon yaptı sizi. Ya bu kadar çabuk mu harcanacak? Sergen Hoca arkasında durdu. Ben Beşiktaş taraftarı olsam pazar günü 20'de sahaya çıktığımda ilk Ersin'i çağırırım. Neden? Büyük bir maç oynanacak, sana güveniyoruz. Sen Beşiktaş'ın geleceği ve çocuğusun. Bunu yapmaları gerekiyor. Her anlamda hem Ersin kazanır hem Beşiktaş taraftarı kazanır. Ben olaya böyle bakıyorum. Ersin'in bir kaleci olduğunu unutmayalım. Bir futbolcu değil Ersin ya. Tabii. Arkasında kimse yok çünkü. Tabii hocam. Ya. Ağlar var. Bir de yani hocam dediğin doğru. Son maç evet hatalı goller yedi. İhale orada mı yani? Ya. Beşiktaş takımı ne oynadı? Evet kaleci sonuçta en son top oraya geliyor. Kurtarması gerek. Tamam. Ama Beşiktaş da oyun olarak çok kötü bir performans sergiledi. Yani bunu da söylemek gerekir. Bu arada Fenerbahçe taraftarları arasında Altay konusunda da soru işareti olanlar yok değil hocam. Yani bence yakın çevremden olduğunu söylüyorum. Ya bence ya çok enteresan. Yani diyorum bazen konuşmayalım etmeyelim. Yani Altay olayını böyle kaşıma etme. Yani iş magazine vuruyorlar. Cüneyt en çok üzüldüğüm ben o. Ben de üzülüyorum. Genç bizler burada oluruz, yorum yaparız, gideriz ederiz. Bu kadar böyle kesin Altay iyi yetenekli bir kaleci. Yani bir işte bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan insanlar yazıyor işte Altay şöyle kalıyor, şu böyle bilmem ne, Uğurcan şöyle mi, o öyle mi, bu böyle mi? Yapmayın ya, bırakın ya Altay'ın üzerine çok gelinmesi, aşırı derecede gündem oluşturma. Ya Altay iyi bir kaleci. Evet, sezona iyi başlamadı ama iyi bir kumaşı var. Ersin iyi bir kaleci. Evet, iyi başlamadı. Ama bu demek değil ki yani bu oyuncular iyi performans vermeyecek. Ne hocam zannediyorlar öyle, biliyor musun? Şampiyon takımın kalitesi. Bir süreç, ilk fırsatta bak, eleştiriliyor. Teknik adam ve oyunculuk bir süreçtir. Süre değildir. Hep söylüyorum altını çizerek. Hı-hı. Ya bir 90 dakika süredir. 90 dakika bir maç oynanır değil mi hocam? Tabii. Ama performans öyle değildir. Uzun süre. Tabii. Yani performans sen bir süre değil. Bir sürekliliğine bakarsın onun. Ne kadar sürdürebilirliğine bakarsın. Bir 90 dakika süre gibi bir maç kötü oynadı. Evet iki maç kötü oynadı. Yok. Bir süreç var. O süreci tamamlasın bırakın. Antrenör olarak da. Geçen yani sene var Nuri, ya hocam. İşte hocam şampiyon yaptı al, adam. Konudan konuya değil. Daha Nuri geçen işte övülüyordu. Şöyle antrenör, milli takım Galatasaray şu bu şimdi kötü. Tabii. Hayır bırakın ya bu çocukları. Bırakın Nuri iyi bir antrenör. Kötü de olacak. Bundan kötü de olabilir. Antrenörlük de var. Var. Doğru. Avrupa'dan iyi antrenörler de eri geldi. Yani baksınlar birazcık küme düşürdüğü takımlar var. Olabilir. Bu demek değil ki Nuri kötü antrenör değil, X kötü antrenör değil. Olabilir. Abdullah Avcı Trabzonspor'u şampiyon yapamadı bu sene. Kötü antrenör mü? Hayır. İyi antrenör. Jorge Jesus. Fenerbahçe tek hedefi şampiyon olmak. Olamadı. Jorge Jesus kötü bir antrenör diyebilir misin? Diyemezsin ya. Yani Okan Hoca direkt Aksaray'da kupa kazanmış. Ligde Başakşehir'de şampiyon olmuş ya. Seyircisi bir takımda olmuş diyebilir misin? Ya Galatasaray'da kötü bir debilir hikayesi. Tabii ki iyi bilsin. Her antrenörün iyi bilsin. Der misin? Hayır. Yani onun değil için biz bir sürece bakalım. Yani illa süre 90 dakika gibi işte maç o kötü, o formsuz. Ya formsuz hemen böyle yaftalıyoruz. Formsuz. Ya form ve formsuzluk nedir? Bir süreçtir, süre değildir. Bir 90 dakikada bir oyuncu formsuz olabilir. Bir antrenör de. Ama onun bir süresi, esas süredir önemli olan. 5-6 maç kötü oynarsa bir kaleci Ersin işte konuşuyoruz. Veya Altay veya diğer oyuncu 7-8 maça çıkar dersin formsuz. Ama formsuz diyebilirsin bak ikisine sezon başı. Hı hı. Ama şunu iki tane genç kaleciye şunu böyle haftalayamazsın. İkisi çok golü kaleci. İkisi de şöyle. Bu hatta ayrı şu şey. Deniyor hocam. Konu yani üzülerek söyleyeceğim. Hocam, Beşiktaş'ın kalecisi değil. Hocam böyle derim kalecisi ya. Dersin ki formsuz. Fenerbahçe'nin kalecisi Ersin,
6'ya mı emanet edilir diyeni duyuyoruz hocam. Aynen. Üzücü. Ya Fenerbahçe 4 maç kötü gitse dersin ki ya Jorge Jesus formsuz. Jorge Jesus diyebilir misin? Kötü antrenör. Diyemezsin. Biz bunu karıştırırız ya. 6 ay kötü. 6 ay şöyle 6 ay bir maç. Yapmayın Allah aşkına ya. Ya bırakın bir yani bilginiz yok. Yani bilginiz yok bir konuda. Yani fikir sahibi oluyorsunuz. Ya işin tuhafı da yönlendiriyorsunuz. Sen ne güzel söylüyorsun. 6 ay gündeme açıldı. Ya çocuğu da daha strese sokuyorsun. Bunlar gencecik. İşte ben açılmasın diye böyle sessiz çok doğru söylüyorum hocam. Çok doğru söylüyorsun. Açılmamalı çünkü. Hem Ersin o da. Uğurcan da öyle. Hocam biz salın bu çocukları ya Allah aşkına hocam, ya. Milli takım olduğu zaman onlar da rahatsızdır. Hı-hı. Uğurcan mı şey mi Altay mı? Ya hakikaten bırakın ya onlar bile istemiyor. Hocam böyle bir salın doğru mu ya? Polemiğin olmasını. Hocam ikisini görüyor musun milli takımda? Ya birbirlerine şaka yapıyorlar, konuşuyorlar, sohbet arkadaşlar, ediyorlar. Tabii. Değil mi Mehmet hocam? Buyur sen de ya söyle. Ya oynayacağına kamuoyu karar vermesin. Oranı çalıştıranlar yani. Bir de gündem yaratmaları anladın mı? Böyle bir şeyler ısıtmaları falan böyle yani. Ne oluyor seyirci? Aa bak bu yazmış da öyle böyle bak. Çocuklar da akıllı çocuklar. Bırakın. Bunu Uğurcan için de öyle. Uğurcan için de kötü oynayabilirler. Bunlara kötü kaleci diyemezsiniz. Evet. Kesinlikle. Milli takımda da gol yiyebilirler. Ligde de gol yiyebilirler. Formsuz olabilirler. Ama diyebilir misin? Ya Uğurcan kötü kaleci. Ersin kötü kaleci. Altay kötü kaleci. Diyemezsin ya. Hele milli takımda hocam. Diyemezsin. Bak milli takımda diyemezsin. Dersin üç iyi kalecimiz kötü var. Kötü oynadı. Rakibe dünyanın, göre belki dünyanın, seçersiniz orada kaleciyi. Cüneyt'ciğim dünyanın en iyi oyuncuları. En iyi kaleci mi konuşuyoruz? Kaleci kötü oynayabilir. Gol diyebilir enteresan. Olmadı mı? Tabii. Biz aynı şekilde Çekoslovakya'yı 2008'de Peter Cech doğru mu? Elinden kaçırmadı mı? İnanılmaz ha? Değil mi hocam? Bütün bırak Avrupa dünya şaşırır. Şimdi bak final maçı. Bak en formda olduğu dönemde. Ne oldu? Çeyrek final ya, maçı. Bizde öyle bir şey olsa vatan ayağını ilan eder bir grup. Yani bir grupta daha sağduyulu tabii ki mutlaka yaklaşır. Düşün al dünyanın en iyi kalesi, en formda kalesi, bir numara kalesi o zamanlarda konuşulan bu hatayı yap. Evet formsuz olabilir bunlar ama pırıl pırıl genç. Bırakın ya bir salın bu çocukları bir oynasınlar. Hocam baba Schmeichel Manchester'da ne goller yedi ama Schmeichel'dır hocam kaleci şimdi onu. De. Kötü kaleci diyebilir miyiz? Oğlu bile iyi kaleci çıktı hocam bırak babasını. O zaman atanlara bakalım hocam. Tutanları konuştuk. Bakalım atanlarda durum nasıl? İki takımın da golcüleri gerçekten dikkat çekici. Weghorst'a Valencia'da iyi başladılar sezona. 7 maçta 3 gol 4 asisti var. Atan ve attıran bir santrafor Mehmet Hocam evet. Weghorst. Valencia'da 5 maçta 7 gol 2 asiste gerçekten muhteşem bir sezon başlangıcı diyebiliriz Valencia için. Yani ben başında da söyledim. Bana göre Türkiye Ligi'nin en iyi santraforların bir tanesi. Hatta en iyisi Weghorst. Sadece hani golcü olarak değil tam bir takım oyuncusu. Hani koşuyor, mücadele ediyor. Çok hırslı, topu kaptırdığında tekrardan bırakmıyor, peşine koşuyor. Asist yapınca asist hocam yapıyor. Dikkat ettim, gol 60 kadar seviyor, belki daha fazla seviyor. Tam bir takım oyuncusu. Şimdi bazı futbolcular öyledir değil mi? Gol atmak kadar attırmayı da sever. Evet yani mesela bizim zamanımızda Hoydonk da mesela öyleydi. Hani doğru. Belki stilleri hemen hemen aynı. İkisi pivot santrafor. Ülkeleri de aynı zaten. Ülkeleri de aynı. Güzel evet, hızlı değil, hızlı değil, çabuk değil ama hani vuruşları iyi ve takım oyuncusu. Enner Valencia tam tersi bir oyuncu. Hani daha çabuk, daha böyle atik, daha böyle aralara koş atan bir oyuncu. Zaten klasik santrafor diyemeyiz değil mi hocam Enner? Kime? Valencia'ya. Tabii. Ya mesela Ekvator Milli Takım'da oynuyor ama Meksika'da en son Fenerbahçe'ye gelmeden mesela %80'ini santrafor arkası pozisyonda evet. oynadı. Evet. Hocam hani kenarda da oynuyor. Kanatta da oynuyor. Kenarda da oynuyor. Zaten oynuyor. Ben onu asıl dünya futbolunda öyle ya, tanındı. 3 pozisyonda da Mehmet hocam santrafor çizgilerde de oynatabilirsin. Santrafor arkası da oynatabilirsin. Yani o tabii ki bir avantaj. Hani çok güçlü bir oyuncu. Çünkü Enner Valencia'yla biz de çalıştık Fenerbahçe'de. Hı hı. Gerçekten çok güçlü bir oyuncu. Hani kısa boylu gibi gözüküyor. Ama hani omuz attığınızda kolay kolay tabii, düşmeyen bir oyuncu. Bir de hocam yetenek çok özellikleri çok farklı özellikleri var. Doğru mu? Saha içinde yani bir oyuncunun farklı vitesleri olur ya. Bir bakıyorsun dar alandan çıkıyor. Hocam, açık alanda hızlı. Anda çok enteresan değil mi? Bir kıraklığıyla oyundan en büyük özelliği. Bir şey merak ettim. Özür dilerim hocam. Jorge Jesus Weghorst Fener'de olsa oynatır mıydı? Hocam. Bir hafta oynatsa bir hafta oynatır. Hayır. Ne dersin? Ya, o profilde yani o profilde oyuncu isteme benim anladığım. Tabii İstemiyor. Ben ondan sordum evet. hocam. Almazdı kesin de. Hı hı. Ama tabii. Ama enteresan Cardozo ile çalıştı o Benfica'da değil mi?
bir çalıştı ama Cardozo olduğu zamandı gerçi. O zaman da yani, o zamanki oyun farklı tabii çalıştı. Şimdi daha farklı. Buyur Mehmet hocam. Yok, sözünüzü yani, bölmeyelim. Yok hocam, hani estağfurullah. Yani o yüzden de gerçekten iki forvete bu maça çok iş düşecek gibi gözüküyor. Ya ben mesela atan tutarlar klasik hep konuşuyoruz. Hı hı. Mesela Alex Ferguson kitabında diyor ki ya benim için diyor en önemli birinci transfer edeceğim en iyi nokta sağ içinde kitabında stoper diyor. İşte Leo Ferdinand'ı transfer ettiğini söylüyor. O zaman olay oldu, 40 milyon sterlin verildi falan. Yani bir stopere verilir mi diye. Ya mesela benim de düşüncem mesela günümüz oyunlarında evet bunlar çok önemli. Atan, tutan, stoper. Ya kenar bekler özellikle hücum ofansif yönden ve orta saha organizasyon. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orta saha ve kenar beklerin günümüz oyunlarında kalitesi, oyunun kalitesini de etkilediğini düşünüyorum. Tabii Ferguson'un elinde Ronaldo varken stoper'e de o kadar para verir hocam yani. Tabii nasılsa. Yani mesela benim için de en önemli birinci yapacağım mesela diyor transfer diyor her zaman stoper'dir diyor. Sizin yani, hocam? Benim mi? Benim mesela orta saha. Yani atan tutan tamam da orta saha özellikle çeşitliliğinin yani oradaki o mix tam oynatacağın oyuna böyle tam o puzzle'ına merkezindeki oyuncuların özellikleri çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz Guardiola gibi düşünüyorsunuz hocam. Ya Guardiola gibi sırf değil tabii topa sahip olmak önemli ama yani oradaki oyuncuların özellikle becerileri, pasör olmalı, alan açmaları, işte öne doğru gitmeli, adam eksiltmeleri vesaire vesaire sayarsın Cüneyt. Onun için söyledim iki takımda orta sahası çünkü çok sıkışacak. Orta saha bu kadar sıkışmış, yüksek toplarla oynanan bir oyunda veya presli oyununda alan açmaları, top ikili sahipsiz topları kazanmaları, baskı yapmaları doğru mu? Orta saha aynen hem pres destek hem pas destek iki türlü de çok önemli. Yani ben orta sahaların tabii ki atan tutan sonuçta çıkacak finalde her zaman sonuçta oraya gidiyor ama oraya gelinceye kadar orta saha organizasyonunu hangi takım ağır basarsa maçı kazanmada bir adım daha önde olmuş. O zaman Jason ve Crespo'nun rakamlarına da bakalım hocam. O bölgeyi konuşmuşken. Kritik bölge çünkü artık. Evet. Futbolda onların oynadığı bölgede. Hani eskiden bu programı 15 sene önce yapsak 10 numaraları konuşurduk hocam. Tabii. Şimdi yaratıcı orta saha oyuncularından bahsetmiyoruz bile. Tabii. Onun yerine ünlü liberoları konuşuyoruz. Bir şey futbol buna evrildi. Sezon başındaki ikililere bakalım. İkililerin performansına, şimdi ikililerin performansına bakalım. Mesela Jorge Jesus hep ikili de oynatıyor değil mi? İsmail oynuyor, Mert Hakan oynuyor, Crespo oynuyor, Ara oynuyor. Gerçi Ara'dan çok vazgeçmiyor. İlk haftalarda şöyle bir görüntü var. Savunmanın önünde olan, atakları kesen, mümkün olduğu kadar halk tabiriyle etliye sütlüye karışmayan bir ikili. Yanlış mı düşünüyorum? Öyleydi doğru, yani. Doğru hocam. Fenerbahçe'nin mi? Fenerbahçe'den. Tabii. Ama iki stoperin arasında devamlı aynı giren. Aynı üçlü oluyordu. Tabii. Şimdi ama roller değişti. Şimdi daha çok ileriye destek veren bazen bir bazen ikisi. Crespo'nun attığı gol bunlara örnek. Hocam Aroa maçında. Kayseri maçında sana bir destekleyici bir noktada gireyim olaya. Kayseri Spor maçında da Aroa iki tane yanılmıyorsam golde değil mi? Atılan golde vardı değil mi? Aroa iki tane atılan bir golde vardı. Evet, konuştuk evet. Hatta hatırlıyor musun? Joao attı doğru. İki tane. Asist i̇ki, yaptı ikisinde doğru. İkisinde de vardı hocam. Şeyde de vardı. Yani Sakin'kinde vardı. Doğru bir tespit yaptın ya Crespo. Aroa da öyle. Yani bir Kayseri maçı daha önce o da ciddi skora katkı yaptı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında Fenerbahçe'nin oyuncuları da gelişiyor. Daha doğrusu Jorge Jesus'un daha çok farklı şeyler istemeye başlıyor hocam oyunculardan. Dolayısıyla bu Fenerbahçe'nin oyununu da geliştiriyor. Talepkar hoca değil tabii, mi? Tabii kesinlikle. Ya işte Emre Mor diyoruz. Emre Mor'un savunma pozisyonlarını bir çıkarsan Emre Mor da şaşırır. Hocam az önce söyledim ya rakip yarı alanda en çok presle top kazanan birinci oyuncu Crespo, ikincisi Emre Mor. Düşünebilir miydin bunu? Emre Mor mesela gelmez hocam. Ya mesela ben şeyi de merak ediyorum. Salih'i de merak ediyorum. Rakip yarı sahada top kazanma oranı olarak. Yani çok açıldı etkili. Konuşuna bağlayayım. Fenerbahçe'nin orta saha oyuncuları bu oyunda yavaş yavaş ön almaya, gelişmeye söz başladılar. Söz sahibi olmaya kesinlikle. Başladı. Yani burada herkes diyor ki ya üçlüye ikili. Öyle değil. Ya o ikiliyi de içeri soktuğun zaman dörtlüye üçlü oluyor aslında. Yani Fenerbahçe orta saha olarak
sayısal olarak eksik değil. Hı-hı. Oynadığı oyunlarda bunu çok konuştuk. Bu oyunda da ben çünkü şeyin Josef'in çok uzun bir sakatlık geçirdi. Kırmızı karttan bir hafta ceza aldı. Oyun ritmi olarak çok hazır olduğunu düşünmüyorum. Artı Getson'un işte herkes diyor ki çok dinamik oyuncu, işte çok top doğru, kapıyor. Doğru, hareket hızı var hocam. Tamam ama yani ben Getson'un daha bir oyunda tabii ofansif ya bu Beşiktaş'ın oyuncusudur tabii, ağırlığını tabii koyduğunu görmedim. Peki. Şimdi goller ve gollü bir derbi bekliyoruz ya. Golleri bir hatırlayalım. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın ilk 7 hafta itibarıyla derbiyi konuşacağız. Takım oyunu devam ediyor. İlk bölümde derbiyi konuştuk ama bu hafta birbirinden keyifli maçlar bizi bekliyor aslında. Abdullah Hocam, Adana Demirspor Galatasaray maçı da son evet derece enteresan bir karşılaşma. Liderin maçı. Belki liderliğin el değiştireceği maç aynı zamanda. Olabilir. İki tane önemli maç var bu hafta. İkisinin de biletleri bitmiş. Bir de evet, böyle bir gerçek evet var. Ya şimdi tabii biz tabii Galatasaray'ı burada çok konuştuk da biraz da Adana Demirspor'un hakkını vermek için bir şeyler söyleyeyim. Zaten Murat Başkan da gönül koyuyor zaman zaman. Öyle mi? Lider tamam takımı zaman konuşalım. Şimdi bir kere Montello'yu ayrı bir paragraf açmak lazım. Sebebi şu. Hem geçen sene ama özellikle bu sene oynanan oyuna birebir etki eden bence antrenörlerin arasında kesinlikle var. Neden? Oyuncular değişiyor. İyi oyuncular gidiyor. Farklı oyuncular geliyor ama özellikle oynanan oyun o kadar etkili ki ve bu oyunu geliştiren ve zaman zaman da çok enteresan değişiklikler yapabilen. Yani mesela bir Trabzon maçına 4-6-0 gibi bir taktik anlayışıyla başlayan, orta sahayı sıkıştırıp oyunun son dakikası da olsa golü bulan bir Adana Demirspor var. Ve bunun karşısında da ilk 7 hafta itibariyle puan olarak iyi durumda olan ama oyunda hala düzeltilmesi gereken olaylar olduğunu düşündüğüm Okan Hoca'nın takımı var. Tabii Galatasaray'ın ayrı bir sorunu, bu üç Türk oyuncunun kullanılmasında da ayrı bir sorunu var. Şimdi hatta biz Rea Hoca'yla program yaparken şöyle bir şey kullanmıştık. Özellikle Yunus'la Kerem'in performansı Galatasaray'ın performansını direkt etkiliyor diye. Ben buna katılıyorum. Bence bu çok doğru. Ama Okan Hoca'nın bence bu oyuna alternatif veya zaman zaman farklı bir oyun da bulması gerekiyor. Oyun çeşitliliği açısından. Galatasaray'ın oyununun gelişebilirliği açısından. Yoksa Galatasaray'ın mevcut kadrosu çok kaliteli oyunculardan kurulu ama şu ana kadar bu puanları oyundan mı aldı, oyuncu üzerinden mi aldı diye sorarsan ben oyuncu üzerinden aldığını düşünüyorum. Bütün bunların ışığında çok keyifli bir maç da, bir aday maç da o. Adana Demirspor hiç yabana atılacak bir takım değil. Trabzon maçında oynadığı oyunu, deplasmanda Fener'e karşı oynadığı oyunu gördükten sonra yani yarın da Galatasaray'a büyük zorluk çıkaracağını düşünüyorum. Mehmet Hocam, evet, Galatasaray müthiş transferler yaptı. Onlardan biri de Mata. Hazırlık başında iyi oynadı. Icardi de aslında fena değildi ama Icardi götürülmedi Adana'ya. Evet. Mata'nın da en azından ikinci yarıda belki şans bulması bekleniyor. Mata da büyük güç katacak tabii Galatasaray'a. Yani. Çok Adana Demirspor da iyi transferler yaptı. Keyifli bir maç. Ya Adana Demirspor istediği zaman skor yapabilecek bir takım. Yani böyle bir oynamaya başlıyorlar. İstediklerinde de gol atıyorlar. Yani öyle bir takım var. Ve çok yetenekli, özellikle orta sahası çok yetenekli ve özgüven olan bir takım. Yani çok rahat oynuyorlar. İşte en büyük dezavantajı ise o skoru bulduktan sonra ise o rahat tavırları. Bunu diğer maçlarda hep gördük. Atıyorlar, bir rahatlıyorlar. Böyle bir hani biraz keyif yapalım zihniyetine girip bir gol yediklerinde tekrar böyle bir gaza basıp tekrar gol atıyorlar.
İki tane çok iyi beki var Adana Demir'in. Orta sahayı ben biraz da Beşiktaş'ın orta sahasına benzetiyorum Adana Demirspor'un. Dar alanda çabuk çıkışlar olan bir takım. İşte Ndiaye, Belhanda, işte zaman zaman orada Gökhan İnler oynuyor. Böyle bir Josef gibi. İstanbul'u oynuyor değil mi? İstanbul'u oynuyor. Hani gerçekten orta sahaları yetenekli ve hızlı hücuma çıkan bir orta sahası var. Beşiktaş'ın orta sahasında hemen hemen benzeyen bir orta sahası var. Dediğim gibi Adana Demirspor tabii ki hocam da dediğin gibi stat full olacak. Montella bana göre Adana'yı da çok sevdi. Türkiye'yi çok sevdi. İyi bir takımı var. Futbolcularla olan iletişimi muhtemelen iyi. Çok seviyorlar. Çünkü Balotelli zaman... hariç değil mi hocam? Evet. Balotelli. Ama Balotelli'nin kimi de iyi ki hocam? Ya, her oyuncunun bir egosu vardır. Gidenin arkasından konuşmayalım. Galatasaray'da ise hocam da dediği gibi kenar oyuncuları işte Yunus, Kerem. Hani bu iki oyuncu oynadığı zaman Galatasaray etkili bir takım oluyor. Evet, Kerem şu anda kendini ispatladı. İyi oyunlar oynadı. İyi maçlar çıkarttı ama Yunus hala bende bir soru işareti var. Çok yetenekli bir oyuncu. Solayan'ı iyi kullanan bir oyuncu. Fakat yani son maçlardaki için performansını söyleyeyim. Adana Demirspor'da kiralıkken belki öyle değildi ama Galatasaray sanki ne yapacağını unutmuş gibi geliyor bana. Hani ne zaman dribling yapacak yerken pas atıyor. Koşatması gereken yerde duruyor, topu ayağını istiyor. Orada bir Yunus'ta biraz bir durgunluk var. Alışamadı daha henüz Galatasaray formasına diyelim. Tamam, Juan Mata kaliteli bir oyuncu. Yani tartışmaya gerek yok. Mertens kaliteli bir oyuncu. Oliveira son haftalarda golünü de attı. Daha önce direkleri vuruyordu. Yani Galatasaray takımı da Galatasaray takımı. İyi bir boya var şu anda sağ bek oynayan. Müthiş oynuyor. İyi bir çıkış yakaladı. Gerçekten derbi gibi çok keyifli maç izleyeceğiz Adana'da. Hocam sizin de belirttiğiniz gibi sık sık Abdullah Hoca da aynı şeyi söyledi. Yerli tercihi daha çok Galatasaray'ın nasıl oynayacağını belirliyor. Mecburi tercihler de var Galatasaray'da. Evet. Bir kere Yunus'la Kerem biz kontenjandan oynamıyoruz. Biz Galatasaray takımının burada Mertens'te, Mata'da yeri geldiğinde çizgide oynasa evet önemli isimler ama biz genç enerjiyiz. Birimiz altyapıdan çıkmış Yunus, Kerem sonra transfer edilmiş hepimizin milli gibi. Ama ikimiz de biz bu formayla ciddi performanslar verip başarılı olacağız. Biz kontenjandan oynamıyoruz'u dedirtmeleri gerekir. Hem oyunculara hem antrenöre en önünde Galatasaray taraftarına ve de futbol medyasına. Taraflı tarafsız herkes demesi gerekir. Yani ilk 7 haftaya baktığımızda kontenjandan oynuyor gibi görüntüleri var. İkisinde potansiyeli var mı? Var. Daha fazla yalnız istemekle değil, daha fazla oyuna akıl koyması gerekir. Topsuz oyunu daha fazla oynaması gerekir. Pres daha fazla yapmaları gerekir. Belirli bir alanda değil, oyunun her alanında daha fazla kendilerine alan açıp hareketlilik sağlamaları gerekir. İkisi pırıl pırıl yetenekli genç oyuncudan bahsediyoruz. Hem Yunus'tan hem Kerem'den. Bununla beraber bir antrenör, Okan Hoca şimdi yarın maç oynanacak. Şöyle ben bir mesela empati yapıyorum. Adana Demirspor, Trabzonspor, İç Saha ve Fenerbahçe maçlarına baktığımızda bir referans alacağımız oyunlar var. Genelde de ne var? Bir sahte 9 dediğimiz bir olay değil mi? Santroforsuz oyun. Burada parantez içinde anlatayım. Barcelona belgeselinde Pep Guardiola Messi'yi arıyor. Diyor ki yarın antrenman farz edelim 4'te ise 2'de testlere gel diyorken. Messi gidiyor. El Clasico oynayacaklar. Klasik hepimizin bildiği gibi Real Madrid'de. Diyor ki Messi'ye yarın santrofor sen oynuyorsun. Sahte 9. Orta saha Busquets, Xavi, Iniesta baklava gibi orada diyor sen oynuyorsun. Ama diyor Real Madrid'in stoperleri santroforları kovalamıyor. Rahat rahat orada 4'e 3 olur. Sen pas bağlantısı bir opsiyonu kullanırız. Bir de diyor ki çizgilerde çiziyor. Bir yerde Eto oynuyor. Bir yerde de Henry oynuyor. Thierry Henry oynuyor. Bak şimdi. Hocam kadroya bakar mısın? Ya? Onlar kendi başına da oynar. Hayır ama Guardiola diyor ki sahte 9 şeklinde oynattığında Adana Demirspor için bunu söylüyorum. Çünkü Galatasaray için de söyleyeceğim. Diyor ki sen gel diyor. O stoperler gelmediğinde Henry ile Eto'ya diyor ki siz direkt stoper bek arasında koşu yapacaksınız diyor. Devamlı koşu yapın. Devamlı koşu yapın diyor. Ve de bu çizdiği şablonla aynı şekilde Thierry Henry anlatıyor. Eto öyle gol atıyor. 2 tane gol atıyor Real Madrid'e karşı. 3 gol buluyorlar. Yeniyor zaten Barcelona. Şimdi aynısını bakıyorum.
Montero son zamanlarda Adana Demirspor oynatıyor. Zubo gelmesine rağmen önemli bir golcü, sırtı dönük ama orada ne var? Asombologo var. Akintola var çizgide, doğru mu? Onyekuru var. Şimdi böyle geldikleri de eğer böyle bir formatla oynarsa, Fenerbahçe maçı gibi, iç sahada galip geldikleri Trabzonspor maçı gibi böyle bir formatla oynarsa, burada Galatasaray'ın orta sahasının çok güçlü olması gerekir. Aynı zamanda orta sahaya top eğer ister istemez oyunun bir haline geçerse de Galatasaray dörtlü savunması bilecek. Sağ bek, sol bek, stoper kim oynuyorsa o koşucu oyunculara karşılık vermesi gerekir. Okan Hoca'nın yani bu zehire bir panzehir oluşturması gerek, hı hı. Cüneyt. Bu panzehir oluştururken nasıl saatte 9 işte koşucu oyuncularla Demirspor oynuyor, bunu referans aldık. Trabzon maçı buradaydık hatta. Burada da konuştuk değil mi? Böyle goller buldu. Aynı şekilde ben olsam işte zehire panzehir dedim. Okan Hoca da bu şekilde oynayabilir. Yani şimdi Icardi yok. Seferovic güven vermiyor. Gomis yani enteresan. Şimdi Mertens'i oynatma zamanı deplasman. Şimdi orta sahada da Mitchell'i oynat. 6 numara. Lucas Torreira'yı oynat. 2 tane 6. Dörtlünün önünde hem geçişemezsin. Önlerinde Oliveira'yı oynat. Mertens, Yunus, Kerem. Yani sen de aynı şekilde getir. Yunus'la Kerem'e arkaya koşu yaptır. Zehre panzehir. Onlar sana Akintola ile Asombolongo veya Onyekuru ile yapıyorsa bunu, hı hı. Sen de back stopper arasında Okan Hoca olarak bunu kurgula yanına. Sen de aynı şekilde çık bakalım ne olacak. Onun için yarın Galatasaray takımının bir de neyi göreceğiz biliyor musun? Yarın konuşacağız bunu. Bana göre Galatasaray takımının seviyesini de bugüne kadar belli edecek bir maça çıkıyor. Bir 90 dakikaya. Ciddi bir formda bir takım. Hı hı. İyi kadrosu var Adana Demirspor. Ligin lideri. Ligin evet lideri. Aynı şekilde tam bir deplasman yaşarsın. Seyirci bütünlüğü çok iyidir hepimizin bildiği gibi. Güçlü bir taraftar kitlesinin önünde oynayacak. Galatasaray takımı, tabii ki Galatasaray takımı bunlara alışık. Ama Galatasaray takımının daha fazla Adana Demirspor'dan savaşıp maçı kazanmak istediğini sahada göstermesi gerekir. Birinci dakikadan 90 artı uzatmalara kadar. Çünkü Galatasaray takımı eğer galibiyetle dönerse Adana Demirspor deplasmanından, Galatasaray takımına hem teknik kadro hem futbolcular daha fazla kendilerine güven de sağlayacaklar. Bu güveni kendi işlerine sağladıkları gibi taraftar camiadan da sağlayacaklar. Aynı zamanda kamuoyunda, basın da diyecek ki Adana Demirspor deplasmanında Galatasaray galibiyetle döndü. Onun için bana göre ligin başı, bazen böyle eşik maçları olur. İşte ne o diyorsun ya, işte bir 7 hafta geçti, 8. hafta. Yani bazen bir maç alırsın, o sana bundan sonraki o serinin başlangıcı veya iyi gidişatın başlangıcıdır. Seni o yola sokar. O farklı bir yol ayrımından kurtarır seni. Böyle bir maç oynayacak Galatasaray takımı. Dediğim gibi Okan Hoca bu şimdi analiz yapıyorsa, bu zehire santroforsuz oyna. Ben nasıl bir santroforsuz oyun oynarım? Ben Yunus'la Kerem'le nasıl bu oyunu kurgularım? Mertens gelir, alan açar. Bununla ilgili yarınki planları, stratejisi ne olacak? Maç başladığında göreceğiz. Bir muhtemeline bakalım o zaman Galatasaray'ın. Nasıl bir 11 ile çıkacak Galatasaray Adana deplasmanında, Adana Demirspor karşısına. Mustara, Duva, Abdülkerim, Nelson, Sacha Boey, Misu, Torreira, Kerem, Mertens, Yunus, Gomis 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Icardi bir kez daha altını çizelim. Yok. Gomis de başlar diye düşünüyoruz. Sizin tabii ki. Ben Mertens diyorum ya, Adana Demirspor stoperleri ağır. Galatasaray'ın da stoperleri ağır. Zaten çok atletik stoper yok. Yani bu yalnız ülkemize az değil. Genel, hı-hı, dünyada da böyle çok fazla sayamayız. Var tabii ki ama çok fazla değil. Demek ki az önce söyledim. Bazı maçlar bazı oyuncularla bazı farklı taktiklerle oynanır. Sen öbür hafta içeride oynasın Galatasaray takımı. Farklı bir oyun oynarsın. Farklı bir oyuncu tercihin olabilir. Burada diyorum ya, her zaman öngörülmeyeni, düşünülmeyeni antrenör olarak karşı tarafın önlemi alamadığı bir stratejiyle oynamak gerekir. Bu böyle bir maç. Ama Galatasaray takımında oyuncuları 90 dakika savaşarak bunu istedikleri de göstermesi gerekir. Çünkü yarın böyle bir yüksek, o da nasıl diyoruz, tabii ki derbi değil ama o da yüksek bir atmosferde, yüksek tempolara çıkacak bir maç 90 dakika olacaktır Adana'da. İki takımın da 11'lere ekranı. Abdullah Hocam, forvet, santrafor kim olacak? Kimde? Galatasaray'da. Galatasaray'da. Biz Gomis'i yazdık ama yeni yani transfer eden bir Seferovic var Galatasaray'da. Seferovic'in olmayacağı kesin artık. Yani Icardi herhalde Icardi yavaş yavaş mi? Yani kaç hafta sonra dönecek bilmiyorum ama, hı-hı, sakatlığı varmış. Yani
burada bir numara şey olacak. Icardi olacak, arkası Gomis olacak. Ben Seferovic'in... Üçüncü forvet, konumdan üçüncü santrafor. Seferovic'in ayrılabileceğini düşünüyorum. Ama Galatasaray'ın santrafor eksikliği olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Seferovic'in ben Galatasaray'da devam etmeyeceğini düşünüyorum mevcut şartlarda. Ama Galatasaray'ın yine bir santrafor alması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl profilde... Adana Demir nasıl hocam profilde bir santrafor? Seferovic ben de geçen ben bir de onunla ilgili size destek vereyim. Duyum aldım. Yani olur yani devre arası büyük olsa Seferovic gidecek. Nasıl profilde mesela sen Galatasaray'ın teknik adamı olsan. Seferovic gitti. Elde Gomis var. Icardi var. Nasıl bir santrafor tercih edersin hocam? Ya mesela şöyle yani mesela kesinlikle Gomis ayarında değil. Ama biraz daha gezgin. Biraz daha orta sahayla oyun oynayabilen. Böyle bir oyuncu alınabilir. Bir de şöyle bir şey var. Bütün yokluklara rağmen mesela Mertens de kullanılabilir. Yani eğer dışarıdan alamıyorsan alternatif yaratma konusunda Mertens'i de kullanabilirsin. Ama burada şöyle çok ben sıkıntılı. Ben diyorum ki atletik böyle. Yani direkt mesela. Ama oyunu da bilen olması oyunu lazım. Bilen. Yani sırtı atletik böyle mesela. Muleka'nın... Mesela Joao Pedro hocam, olabilirdi mesela. Joao Pedro, tabii Joao Pedro hem 10 numara hem santrafor. Ben diyorum ki Muleka mesela profilinde bir santrafor mesela Galatasaray'ın mesela olabilir. O profilde yani daha ondan hatta mesela o da olur. Ondan oyun daha planını bir tamamlar, tabii, doğru yani, söylüyorsun. Yani o profilde atletik böyle yani Galatasaray takımını iş yapar. Tek santraforda da iş yapar Muleka. Geçen sene Kasımpaşa'da da yaptı hocam. Güçlü, kuvvetli. Yani, tabii güçlü, kuvvetli. Burada ben... Söyle Mehmet hocam. Adana Demirspor'la ilgili bir şey söyleyeyim. Siz hani söyleyin. Şey diyorum hani Galatasaray'ın evet, kenar oyuncuları böyle orta atan oyuncular olsa evet. Icardi'nin yanına bir Weghorst gibi pivot santraforun işe yarardı. Mesela Yunus'u sol açık oynatıp Kerem'i sağ açık oynatsan ya tam ters tabii. Oynatıp hadi hep orta at. Olsa Seferovic ondan olmalı. O zaman Seferovic gibi bir pivot santraforu gerekli. Size destekli çok güzel söylediniz. Konuyu da açtınız. Sacha Boya da öyle profilde bir oyuncu değil. O işten solda geliyor. Patrick Adeo da değil. Bir de şimdi Leo oynayacak. Leo evet. Da şimdi sağ ayaklı bir oyuncu. Yani o anlamda yani oraya bir tane çabuk böyle bir çabuk, oyuncu. Ayları koşu atacak. Daha koşu yapabilen. Çünkü hem arkadaşlarına da alan açması gerekir oradaki oyuncunun. Bir de şunu söyleyeyim. Bana göre yarınki maçta çok önemli noktalardan biri. İki takımın attığı gol dakikaları mesela bakıyorum en fazla yüzdenin 81 ile 90 oluyor. 81 ile 90. dakikada attıkları iki takımda genel şu ana kadar gollerin en çok yüzdesi bu arada çıkıyor. Onun için demek ki klasik bir şey var. Başlayan değil bitiren takım da ve de oyunu da doğru bitirme her iki takım için de çok önemli. Ben önemli bir konu olacağını düşünüyorum maç için bilmiyorum katılır mısınız? Adana Demirspor, Trabzonspor'a da aşağı yukarı Rodriguez kırmızı kart görmüştü zannedersem. Bu kadroyla oynadı. Yok. Gökhan yoktu galiba. Stromboli vardı. Öyle hatırlıyorum. Ben atak sonlandırmanın çok önemli olacağını düşünüyorum. Özellikle Galatasaray. Sebebi şu. Galatasaray özellikle Kerem'in zaman zaman içeri girip oyunu... Çok kalabalık bir ortamda top kaptırdığı zaman veya Yunus'un ki Yunus'ta bu alışkanlık haline geldi. Devamlı içe oyun oynuyor. Orada kaptırdığı top atak sonlanmadığı zaman Adana Demirspor'un burada çok etkili bir takım olduğunu düşünüyorum. Neden? Bu oyuna kaptırılan toplara geçişi oynayabilecek çok etkili oyuncuları var. Trabzonspor'un ilk yarısı ki Trabzonspor'un pozisyonu yoktu. İlk yarıda hatırlıyor musun hocam? Doğru. Ben atak sonlandırmayan, özellikle Galatasaray atak sonlandırmadığı zaman başına büyük iş alır diye düşünüyorum. Katılıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Az önce söyledim ya 81 ile 90 arası mesela Adana Demirspor'un attığı golün %25'lik bölümünü karşılıyor. 81 ile 90. Galatasaray'ın ne kadar karşılıyor biliyor musun Cüneyt? %44. Çok az. Yarısını neredeyse %50 yakın. Yani bu Galatasaray adına... Hangi açıdan önemli? Maçı bırakmaması, son dakikada kadar istemesi. Bu çok önemli. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın özellikle oyun stratejisini Okan Hoca doğru bir şekilde belirlemesi gerekir.
rakip ne yapıyor, rakibi nasıl vururum, rakibi nasıl beni şoklama yapacaksa ben rakibi nasıl şoklama yaparım. Buna daha fazla kurgulaması gerekir. Özellikle oyuncu profillerini bu maça göre farklı seçebilir. İç sahada farklı, dış sahada farklı. Okan Hoca'nın bu esnekliği göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Bunun yanında az önce de söyledim. Yani Galatasaray takımı mutlaka çok yüksek tempolarda iyi mücadele etmesi gerekir. Zaten onun için Mitsoy'la Lucas Torreira'nın doğru orada geçişememe hem dirençli bir orta saha. Çünkü az önce de söyledim Mehmet Hoca, Abdullah Hoca da çok doğru bir şekilde ikisi de orta sahası dirençli bir orta saha Adana Demirspor'un. Orada oyunu kitlemesi gerekir. Yani orada 3'e 2 kalmaması gerekir. Çünkü yeri geldiğinde bak saatte 9'da oynuyorsa orada hocam dörtlü bir geldiğinde orta sahaya dörtlü bir üçlü dörtlü orta sahada kurabilirsin. Yani düşün evet. Santrofor'un yok dörtlü. Orada üçlü bir orta sahaya mutlaka eğer Mertens oynayacaksa yani bana göre mesela Oliveira'yı oynatırım. Mertens santrofor onun gelmesi gerekir. Yeri geldiğinde de bir stoperi de yeri geldiğinde veya beki pozisyona göre neredeyse oyuncu orta sahaya mutlaka Galatasaray'ın çıkarması gerekir. Özellikle Galatasaray hücum hattında oynuyorsa iki kenar bekini mutlaka eğer sahte 9'da oynuyorsa Cüneyt mesela şu alanda önde oynanıyor. Şuraya bir kısa bir gösterebilir miyim şunu? Tabii Cüneyt. Hocam. Ya Galatasaray kadrosu burada. Galatasaray kadrosu baktı rakip burada işte santroforsu oynuyor. Buraya geliyor bu 4 kişi oldular. Önde de Mertens X kaldı. İki kenar beki burada oynadığında mutlaka içeri girmeli. Dönen topta sayısal üstünlük. Uzun vurulan topta yani mutlaka orada Galatasaraylı oyuncular Adana Demirspor'lu oyunculardan eksik olmaması gerek. Çünkü Adana Demirspor orada kazandığı topla o geçişi çok iyi yapan bir takım. Yani burada diyorum ya Okan Hoca'nın çok çok iyi stratejileri belirlemesi gerekir. Yeri geldiğinde eğer sahte 9'da oynarsa Trabzon maçı gibi Abdullah Hoca çok güzel söyledi pozisyon vermemişler değil mi Trabzonspor'a? Yani orta sahada Trabzonspor ama eksikti. Çok forvetle oynamıştı. Bak Trabzonspor hazır maçı esasen tamam. Biz Fenerbahçe maçı konuşuyoruz. Adana Demirspor iyi oynadı ama bana göre Trabzonspor maçı hem iç saha olması dış sahaya göre seyirci atmosfer daha referans alırız değil mi hocam? Doğru. Yani orada aldığımız referansta sayısal olarak da çok oldular Trabzonspor. Orta sahada ciddi sıkıntı yarattı Adana Demirspor. Yani Okan Hoca'nın direkt analiz yapacağı bana göre o maç. Onun için diyorum yani o zehre pan zehri olarak oynat Mertens'i. Atletik hızı evet arkaya orta sahaya da Oliveira iki tane de orta saha. Aynısını Yunus Kerem'de sen dene rakip sana deniyor. Sen de orta sahada fazla olma bir de dengeyi de sağlama açısından iyi. Yeri geldiğinde Mertens de gelir hocam. Doğru mu pas trafiğine 4 kişi olursun orta sahada. Ama tabii şey söylemek lazım hocam. Kerem'le Yunus'a demek içeri girmeyin. Hayır. Arkaya... Hiç. Hocam az önce örnek verdim ya Barcelona gibi Thierry Henry ile Eto'yla. Bekle stoper arasına koşu yapacaklar. O devamlı plan hocam. Gerçekleşmez o zaman dediğiniz gibi. Değil yani, mi? Tabii. Ama hocam ben yine de Seferovic'in kötü bir santrafor olduğunu düşünmüyorum. Hani iyi bir santrafor. Bu yani 3 tane gol kralı var Seferovic'in. Geçen sene Portekiz liginde 15 tane sistem gol attı. Sistem Seferovic'e uymadı galiba. Yani onun biraz da şanssızlığı Galatasaray'ın kanat oyuncuların, bek oyuncuların sezon başında iyi değildi, hazır değillerdi. Şimdi sezon başına bakarsak Kerem de, Yunus da, işte Patrick, Sasha tam hazır değillerdi. Yeni bir takım, hani onun şanssızlığını yaşadı bence Seferovic. Yoksa yani ayakları iyi, fizik gücü iyi. Dediğim gibi 3 gol krallığı var Seferovic'in. Ve geçen sene Portekiz liginde 15 tane gol atmış abi bu adam. Kalitesi. O, yani kalitesinde bir şey yok hocam. Şimdi Icardi'yi aldılar ya. Şimdi Icardi Ertek Santro Harer. Icardi geldiğinde şimdi Seferovic oynamayacak. Evet Seferovic geldi istenen performansı vermedi. Az önce söylediğim gibi bu süreç. Süre değil. Yani Seferovic kumaşı iyi bir oyuncu tartışması. Ama o profilde çok oyuncu var hocam. Icardi'yi de üzerine alıyorsun. Seferovic Adana Demirspor maçında belki ilk 11 başlar. Sonradan da oynasa gol atar mı atar. Öbür hafta da atar. Onda sıkıntı yok. Genele baktığımızda çok aynı profilde 3 tane orada oyuncu evet, yani oluşuyor. Evet. Galatasaray onu yaptı. 3 tane pivot santfor aldı tabiri caizse. Gomis, Seferovic, Icardi de öyle. O konuda haklısın hocam. Evet. Siz de haklısınız. Yok doğru örnek verdiniz. Yani kumaşı iyi oyuncu. Geçen sene de zaten yaptı ortada Portekiz liginde. Yani işte şanssızlığı dediğim gibi Galatasaray'ın sezon başında bir formsuzluğu vardı. Sakatlık hocam geriye götürmüş. Mesela geçen sene çoğu maç mesela baktığımızda oynayamadı, sakatlık yaşadı, farklı farklı sakatlıklar yaşadı. Ben onun da geriye götürdüğünü düşünüyorum Seferovic için. Tabii ne sakatlığı var bilmiyorum ama hani sakatlık tabii ki futbolcunun kabusudur hocam. Hani siz de biliyorsunuz yani ufak bir sakatlık tabii, da olsa tabii. Futbolcular maalesef o formuya kalmak zor oluyor tabii ki.
Değil mi? Haftanın bir diğer maçı, o da çok güzel. Trabzonspor Kayserispor mücadelesi de. Onu da konuşmak lazım. Milli aradan sonra takımların nasıl döneceğini de konuşmak lazım. Abdullah Hocam, siz oynadınız Trabzonspor'da. Bu milli arayı en çok isteyen takımdır bence Trabzonspor. Değil mi? Yara sarmak yani, için. Tabii şimdi oyuncuları fiziksel olarak işte izin veriyorsunuz. Adamlar toparlanıyor ama ruhsal olarak o atmosferden çıkarmak lazım. Bu tam Trabzonspor'a yaradı. Tabii göreceğiz. Yani Trabzonspor için şunu söyleyebilirim. Trabzonspor son iki maç hariç oyununu arıyordu. Hı hı. Aslında bir oyunu vardı. Ama Abdullah Hoca bu oyunu değiştirmeye, farklı oyuncularla oynamaya çalıştığı için maalesef hem puanları kaybetti, hem oyunculardan istediği oyun oluşmadı. Ama son zannediyorum Kızıl Yıldız maçı artı Antep maçıyla beraber, ki Antep maçı da enteresan şekilde oldu. Bir ilk 11 istikrarını, bir oyun istikrarını sanki yavaş yavaş yakalamaya başladı. Ben Kayseri deplasmanında da bunda ısrar edeceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un geçen yıllardan, daha doğrusu geçen seneden de gelen bir oyun kültürü vardı. Bunu yakaladı ve bunda bol tekrarla sanki bu oyunu geliştirmesi, hı hı, Trabzonspor'un bu yarış içinde olmasını sağlayacak gibi görünüyor. Çok transfer yaptı Trabzonspor. Bu kadar transfere gerek var mıydı? O da ayrı bir tartışma konusu. Zannediyorum 14 taneye yakın oyuncu aldı. Hoca farklı bir oyun oynarken oyuncuların yerlerini çok değiştirdi. Ya hemen bir örnek vereyim. Mesela Bardi'den bir sol ön oyuncusu Vakeme yaratmaya çalıştı. Ki bence olmaz, olmadı da, olmayacak da. Çünkü profilleri... Trezeguet'den de o verimi alamayınca bir... Ya Trezeguet'den tamam hocam, katılıyorum ama Bardi'den hiç olmuyor. Yani oyuncu tipik bir 10 numara ki Trabzonspor'un elinde kaç tane, 4-5 tane de 10 numara var. Bir de seviyesi Trabzonspor mu, o da soru işareti, evet. Bak Bardi'nin. Bir, şimdi tabii Yusuf gelecek. Yani Yusuf'un katkısı çok önemli. Hem Türk oyuncu olarak hem takıma vereceği de katkı olarak çok önemli. Mesela onu içeri sokarak kenarda kullanabilirsiniz. Hem sizi Türk oyuncu konusunda da elinizi bağlamaz. Bundan sonra Trabzonspor o ilk haftalardaki kötü oyununu oynamaz. Onu söyleyeyim bir kere. Ama karşısında da ne yaptığını bilen ve takdir edilmesi gereken bir Kayserispor var. Onun transfer da nedenini söyleyeyim. Kapalı olduğu, bravo, için. Hemen onu ekleyecektim. Oynama alışkanlığı edindi futbolcular hocam. Ya Cüneyt, hoca şöyle, konusu sonra bak, şöyle hocam, bir şey çok var. İyi bir konu açtı hocam. Şöyle bir şey var. Adamın 13 tane oyuncusu var. 13 tane oyuncusu var ya. Yani sokacak 14 tane oyuncusu tartışılır hocam. Ya saygısızlık etmeyeyim ama. Yani oynayan oyuncuların kalitesinde değil. Ve buradan bir verim almaya çalışıyor. Ve iyi oyun oynatıyor. Son 3 maçın galibi galiba. Öyle. En sonunda Hatayspor'u farklı mağlup ettiler. Farklı yendi. Bir de unutmayalım. Ya, geçen sezon hem kupada hem ligde Kayserispor Trabzonspor eşleşmeleri de müthiş maçlardı. Yani bu da güzel maçlardan bir tanesi. Ya, aday maçlardan bir tanesi. Ve kupada da saf dışı bıraktı yarı finalde. Ama Abdullah Hoca'nın söylediği gibi, evet, Kayserispor geçen sene kadro derinliği daha iyiydi. Bu sene bir kere kadro derinliği yok. Demek ki her iş, yani ligimizde Çağdaş Hoca şunu gösterdi. Çok çalışarak, takımı geliştirerek demek ki işler yapılıyor. İlla her iş transferle hallolmuyor. Yani bizde mesela birçok kulüp başlar birazdan, yani birazdan dediğim öyle birkaç hafta sonra başlar artık. Değil mi? 8 Ocak'ta 12 Şubat arası mı? O ara mı transfer, ara transfer dönemi? Evet. O ara ise işte Şubat'ta, Ocak'la Şubat transferine herkes odaklanıyor. Ya şu eksiğimiz var, bunu alalım. Çağdaş Hoca ne yapsın? Belki devre arası da bu transfer açılmayacak. Muhtemelen. 4 tane takım küme düşüyor. Ve de 13-14 tane kısıtlı kadroyla iyi iş çıkartıyor. Bu antrenör kalitesidir. Yani her işi biz oyuncu üzerinden çözmesek bu güzel ülkede daha iyi olacak. Hep oyuncu üzerinden o olsun, bu olsun vesaire. Hocam yani, söz bile öyle. Oyuncu, iyi futbol, iyi futbolcularla oynanır diyoruz. Bence yani, iyi antrenörlerle. İyi futbol, iyi antrenörler oynanır.
bu kadar basit. Evet iyi futbolcu, evet doğru. Ama senin belirli mesela bütçen yoksa Diego Simeone diyor ki Atletico Madrid'de bizim diyor bir oyuncuya 200-300 milyon eurolar vereceğimiz bir rakamlar yok. Biz demek ki kendi takım içinde bir şeyler üretmemiz gerekir. Ki bu nedir? Bu nedir diyor? Tabii. Bu nedir diyor? Bu nedir diyor? Griezmann'lar falan çok yani çok örnek verirsin orada tabii, da. Tabii çok. Diyor ki kendi içimizden nasıl bunu 200-300 milyon euro veremiyorsak nasıl halletmemiz gerekir? Bizim başta benim diyor. Kendim çok çalışıp oyuncuları da çalıştırıp ve de kendim diyor esnekliği, kaliteyi, günü yakalamayı bir antrenör gösterirsem Diego Simeone olarak diyor. Kendimi güncellersem takımı da güncellerim diyor. O zaman diyor bizim o kadar para verip işte diyor transfer yapan takımlara karşı yarışma şansımız ancak öyle olur diyor. Nitekim de oldu. Birçok da kupa kazandı. Şampiyonluk da kazandı. 2 sene önce La Liga'yı kazandı yine. Finalleri de var. Yani düşün hocam. Daha önce de kazanmıştı. Arda Barcelona'dayken hatırlarsan aynen. Orada berabere kaldılar. Diego Godin atmıştı. Hiç unutmuyorum. Kornerden. Neukamp'ta berabere kalarak şampiyon oldu bir de Atletico Madrid. Yani bu Çağdaş Hoca'ya bunu böyle geçtiğimize Çağdaş Hoca bunu çok doğru yaptı Kayseri Spor'a. Demek ki skor ne olur? Trabzonspor tabii ki daha şanslı, daha oturdu, daha organize bir takım, daha güvenli. Özellikle Abdullah Hoca Kasım'a kadar doğru her maça ayrı bana göre oyuncu profilleriyle doğru seçimlerle oynaması gerekir. Yani çok forvetle oynadık, çok gol atacağız değil. En son işte Lüksemburg ve Faroe Adaları'na karşı gördük yaptığımız hatayı. Onun için Abdullah Hoca da o yanlıştan döndü. Onu doğru şekilde gördü. Evet Trabzonspor dediğim gibi bir adım önde ama Kayseri Spor'u hem Çağdaş Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Hem de oynadıkları bir oyun var. Geriden savunmadan oyunu kurarak, doğru geçiş planlayarak, oyunculardan bu kadar az 13-14 tane oyuncudan maksimum performans alarak çok başarılı bir grafiği var Çağdaş Hoca'nın ve Kayseri Spor'un. Bunu da söylemek gerek. Kapatırken son sözü yeni konumuz tabii. Mehmet Hocam'a bırakalım. Siz nasıl bir maç bekliyorsunuz hocam? Yani hocam dediklerinin hepsini altına imzamı atarım. Gerçekten de öyle. Transferi kapalı olan bir Kayseri Spor var. Zaten futbol can kaybedecek bir şeyleri yok. Az bir kadrosu var hocanın elinde. Burada Çağdaş Hoca'yı tebrik etmek gerekir. Futbolcular Çağdaş Hoca'ya sahiplenmişler. Çağdaş Hoca'da futbolculara sahiplenmiş. Bu açık bir şekilde görünebiliyor. İyi futbol oynuyorlar. Ben sadece Bakasetas ve biraz Siopsis'le koşmak istiyorum. Çünkü bizim eski oyuncularımız. Onları Türkiye'ye Erol Hoca zamanında işte Erol Hoca'yla birlikte alanlarımızı getirdik. Siopsis, evet Yunanistanlı ama tam bir Türk. Tam bizden hocam. Tam bizden. Yani çok keyifli, hep güler yüzlü. Hatta şu anda tam bir Trabzonlu diyebiliriz. Tam bir Trabzonlu. Yani tip sima olarak da andırıyor çünkü. Yani güler yüzlü, çalışkan, hep pozitif ve her takımın olması gereken bir oyuncusu. Yani takımın dinamosu ya. Hani orta sahaya koyuyorsunuz, her yere koşuyor, her yere mücadele ediyor, savaşıyor, atlıyor, zıplıyor ve bunu yaparken de yani keyifle yapıyor. Doğru. Hocam hani bazı oyuncular vardır. Ya yine mi ben gideceğim? Ya hep ben gidiyorum der ama Siopis tam tersi. Yani koşarken bile bir insan keyif alabilir mi yani? O alıyor. Hocam sizin tarzınıza da benziyor. Siz de böyle fedakarca çok yani, efor harcardınız. O yüzden sevmişsiniz bence. Evet belki o olabilir ama gerçekten çok, çok iyi bir oyuncu. Bakasetas'a Yunanistan milli takım kaptanı. Müthiş bir solayı var. O da yani gerçekten Siopis gibi hocam sizin döneminizde Galatasaray Kupa'da sağla attı. Ben anlattım evet. O maçımı. Evet. Erol Hoca da şaşırmış siz de kulübede. Solla vuran bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten Kayseri Trabzonspor maçı güzel maç olacak. Aynı Adana Galatasaray maçı gibi derbi gibi keyifli maç izleyeceğiz. Orada. Umarız güzel bir hafta geçiririz. Yani yine buradayız zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Takım oyununu noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.